Danışmanlık YouTube kanalına hoş geldiniz. Birçok arkadaşımız Payoneer'de bank statement nasıl alınıyor merak ediyor. Ya da bank statement alamadığını, yani banka hesap dökümü alamadığını söylüyor. Bunun bazı nedenleri var. Nasıl alındığını da sizlere göstereceğim. Öncelikle Payoneer hesabımızı yeni açtıysak, şurada hesap etkinliği bölümüne geldiğimiz zaman, şimdi sizlere hemen göstereceğim. Buraya tıkladığımız zaman Amazon için hesap özeti diye bir bölüm var. Ama burası sizlerde aktif olmuyor. Neden? Çünkü bu sağ tarafta ayarlar sekmesine tıkladığınız zaman doğrulama merkezi diye bir yer göreceksiniz. Burada bazı belgelerinizi ya da bazı evraklarınızı doğrulamadığınız için sizlere Payoneer tarafı banka hesap dökümü vermiyor arkadaşlar. Öncelikle buna çok dikkat edelim. Bundan dolayı banka hesap dökümü alamamışsınızdır. Tabii bu yeni Payoneer hesabı açan arkadaşlarım için geçerli. Ona lütfen dikkat edelim. Bu arada Payoneer'in ana sayfası değişti. Gördüğünüz gibi eski ana sayfasını ya da eski tasarımını bilen arkadaşlarım hemen fark etmiştir. Şimdi dilerseniz nasıl banka hesap dökümü alıyoruz? O kısma geçelim. Çok kolay. Hemen sizlere göstereyim. Kısa bir video olacak. Bu arada ek bir bilgi daha vereyim sizlere. Amazon hesabı Payoneer Bank Statement'la açılmıyor ya da açılmaz diyen kişiler oluyormuş. Arkadaşlar biz çok fazla açtık. Banka hesap dökümüyle, yani Payoneer'den aldığınız banka hesap dökümüyle Amazon hesabı açılıyor. Lütfen aldırış etmeyin, deneyimleyin. Mutlaka başarılı olacaksınız. Umarım herkesin bu arada keyfi yerindedir. Hemen konumuza geçelim. Çok basit bir konu. Hesap etkinliği kısmına tıklıyoruz. Amazon için hesap özeti kısmına tıklıyoruz. Burada dolar kısmını seçiyoruz. Zaten dolar hesabımız olduğu için burada hemen çıkacaktır. Daha sonra sonraki diyoruz. Amazon'da kayıtlı yasal alt. Atıyorum şu an kafadan Sercan Akgün diyelim. Büyük harflerle Türkçe karakter kullanmadan yazmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Satıcı e-posta adresi. Arkadaşlar bunları kafadan atıyorum. Siz gerçek olanları yazın. Tabii ki e-postayı ufak harflerle yazacağız. Hemen bunu da geçiyorum. Ülke menşe kısmı. Burada Türkiye'yi seçeceğiz biliyorsunuz. Hemen T kısmına basalım. Aşağıya doğru da sayfamızı indirelim. Şuradan indireyim. Hızlıca gelsin. Türkiye'yi seçiyoruz arkadaşlar. Türkiye'yi seçtikten sonra ise adres bilgileri kısmı geliyor. Adres bilgileri kısmında ise işte buraya normal Amazon'daki adresinizi yazıyorsunuz. Ben buradan kafadan atayım hemen. Atıyorum. Şu an siz gerçeğini yazın arkadaşlar. Burada şehir, ilçe diye bir gördüğünüz gibi bir bölüm var. Hemen buraya da doğru olarak yazalım. İstanbul. Ümraniye yazıyorum. Arkadaşlar posta kodu söylüyor. Siz bunların hepsini gerçek olarak girin. Aşağıya kadar iniyoruz. Daha sonra indirin diye bir buton çıkıyor. Çıkan butonda. Bakın indi. Hemen sizlerle beraber kontrol edelim. Çok basit olduğunu gördünüz ve deneyimlediniz. Şimdi aşağıya doğru inelim. Şuraya bir kere tıklayayım. Bakın isim burada gözüküyor. Adres kısmı gözüküyor. E-mail adresi gözüküyor. Banka hesap bilgileri çıktı. Bu konuyla alakalı işlem bu kadardı. Herhangi bir Payoneer Bank Statement PDF dosyasında, bunlar lisanssız dosyalardır, oynama yapmıyoruz. Kendimiz tekrar yeni güncel bir banka hesap dökümü almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Onun harici bu kadar kolay bir konuydu aslında. Gördüğünüz gibi hemen bir banka hesap dökümü aldık. Dediğim gibi bu şekilde yaparsanız sizler de rahatlıkla banka hesap dökümü alırsınız. Bizlere kıymet verip takip ediyorsunuz. Çok mutlu oluyoruz. Instagram'dan da bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın. URS_danismanlık diye yazıyor. Bizlere DM'den ulaşabilirsiniz, WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz, YouTube yorumlarınızı çok ciddiye alıyoruz. Buraya kadar sabredip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarıma işlerinde başarılar dilerim. Herkese bol kazançlı bir Amazon hayatı diliyorum. Görüşmek üzere.